Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakan, Bakanlığımızın değerli bürokratları, sayın basın mensupları, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle tarafıma iletilen ve burada özellikle söylemem istenilen birkaç konu var. Onları söyleyerek başlamak istiyorum. Sayın Bakan, bakanlıkta çalışan avukatların iş yükünün fazla olduğu gözetildiğinde bakanlık bünyesinde avukat kadrolarının arttırılması talebi var. Öncelikle bu konuyu avukat arkadaşlarım adına sizlere iletmek istiyorum. Yine ayrıca 100 bin atama bekleyen öğretmenlerimiz arasında kimya, fizik, biyoloji gibi branşlara 300 atama verilmekte. Bu sene 3000 atama diye fizik, kimya, biyoloji bölümü öğretmenlerimiz sizden özellikle kadro beklemekte. Değerli arkadaşlar, milli eğitimle ilgili bütçeyi görüşüyoruz. Burada genel anlamda bütçe rakamları üzerinden konuşmalar yapıldı ve milli eğitimin içinde bulunduğu durumu da ayrıca değerlendirildi. Şimdi eğitim denince, milli eğitim denince ülkede yaşayan herkesi ilgilendiren bir bakanlık. Sonucu itibariyle herkesin aldığı bir eğitim var. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite. Sonuçta bu bakanlığın başarılı olmasını hepimiz bekleriz. Ancak değerlendirme kıstasımız nedir? Bu ölçüt neye göre olmalı? Onu da çok iyi değerlendirmek zorundayız. Şöyle ki, bugün verilen eğitimin kalitesi nedir? Aslında tartışmamız gereken nokta burada. Bugün ilkokulu bitiren çocuğun aldığı eğitim yeterli mi? Ortaokuldan mezun olan çocuk hangi seviyede bir eğitimle mezun olmakta? Liseyi bitiren çocukların durumu nedir? Üniversite sınavlarındaki başarı durumu nedir? Derse giderken ilave dersler, dershaneler, bugün en büyük sorun veliler açısından bunlar. Bu konuların üzerinde esasen durulması gerekir diye düşünüyorum. Bu konulara girmeden önce Sayın Bakan, yaklaşık 3 aydır Antalya halkı sizi bekliyor. Haberiniz vardır ya da yoktur bilmiyorum ama bunu Antalya halkı adına söylemek zorundayım. Antalya'da şöyle bir durum yaşanmakta. Sizin de geleceğiniz ifade edilerek Antalya halkı Antalya Lisesi önünde sizi beklemekte yaklaşık 3 aydır. Sayın Bakan, her şehrin bir tarihi vardır ve o şehre değer katan önemli kurumlar vardır. Antalya Lisesi de Antalya'nın en önemli değerlerindendir. Yaklaşık 125 yıllık bir eğitim kurumudur. Bu okuldan gerek Antalya'nın gerekse Türkiye'nin en önemli bilim adamları, siyasetçileri, efendim mühendisleri, avukatları, hakimleri, yani çok sayıda mezunlarımız var. Bir arkadaşımız da burada, milletvekili arkadaşımız da oradan mezun. Şimdi bu okulun 125 yıllık tarihi geçmiş olan bu okulun restore edilmiş olan bir binasını olgunlaşma enstitüsüne alınmasıyla ilgili bir kararımız oldu. Şimdi Sayın Bakan, şöyle söyleyeyim. Bakın, şöyle söyleyeyim. Bu olgunlaşma enstitüsünün zaten yeri var. Özel idare binası olarak kullanılan bir yeri var. Sayın Bakan, eğer böyle bir kararınız yoksa gönderilmiş olduğu ifade edilen bir yazı var. Öyle bir yazı da Antalya kamuoyu tarafından bilinmekte. Bizler de okulun önünde defalarca gidip oralarda açıklamalarda bulunduk. Yok diyorsanız bunun yok olduğuna dair önceki gelen yazının da iptal edildiğine dair bir yazı gönderin. Ben Antalya Lisesi'nin restore edilen binasıyla ilgili olgunlaşma enstitüsüne tahsis edilmediğine dair sizin şimdi yok şeklinde bir beyanınız var. Bunu Antalya halkına ben
buradan duyurmak istiyorum o zaman. Bu önceki yazının da iptal edildiğine dair yazıyı da bekliyoruz Sayın Bakan. Tekrar eğitimle ilgili değerlendirmeye devam etmek istiyorum. Şimdi üniversite sınavlarına girilmekte. Bakın, eğitimin kalitesini nereden anlarız? Çocukların girdiği sınavlardan anlarız. Sayın Bakan, 2022 yılı sınavlarında matematik ortalaması Türkiye'de 40 sorudan 7 soru seviyelerinde. Fizik 14 sorudan 2 ortalama seviyelerinde. Kimya 13 soruda 1.6, biyoloji 13 soruda 2.05 ortalama. Şimdi eğitimin kalitesi bu ortalamalarda yatıyor. Devam ediyorum. 2002-2003 eğitim öğretim döneminde 53 devlet, 23 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 73 üniversite bulunduğunu, 2021-2022 yılında ise 129 devlet, 75 vakıf üniversitesi, 4 vakıf meslek yüksek okulu, 208 eğitim kurumu, yani üniversiteye sahip olduğumuzu ifade ettiniz. Sayın Bakan, burada şunu söylemek istiyorum. Bakın, sayı tamam önemli olabilir ama sayıdan çok kalitedir önemli olan. Şimdi her ile bir üniversite, her ilçeye bir üniversite, neredeyse her mahalleye, üniversiteye kadar giden bir süreçte kalite bulamazsınız. Bugün esas olanın eğitimde kalite olduğunu defalarca söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Ancak sizin mantığınız eğitimdeki kalite seviyesini yükseltmek ve dünyada ilk 500'e giren üniversite sayılarımızı önce ilk 500'e üniversite sokup daha da bu sayıları arttırmak yerine, örneğin Koç Üniversitesi'nde olduğu gibi eğitim kalitesini Koç seviyesini yükseltmek yerine Koç Üniversitesi'ni diğer üniversitelerin seviyesine indirme yöntemini uygulayan bir anlayışınız var. OECD ülkeler arasında yüzdelik oranı arttırma amacını taşıyan üniversite mezun sayısını arttırmaya dönük girişimleriniz var. Yani kaliteye dönük değil, skora dönük bir anlayış içerisinde olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Barajın kaldırılması erişimin önündeki en önemli engeldi dedi Sayın YÖK Başkanı. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Erişimin önündeki en büyük engel mi, yoksa minimum yeterlilikte dahi olmayan adayların özellikle özel vakıf ve özel ve vakıf üniversitelerinde öğrenim görenlerinin boş kontenjanlara yerleşmesini sağlanması mıydı amaç? Onu da sormak gerekir. Sayın Bakan, 2003 yılından bu yana 356.438 adet yeni derslik yapıldı denilmekte. Ben soruyorum, kaçı hayırsever tarafından yapıldı? Çünkü daha çok hayırseverler tarafından yeni binalar, okullar yapıldığını biliyoruz. Hayırseverlerin katkısı çok önemli. Derslik başına düşen öğrenci sayısı, siz 23 ve 22'den bahsettiniz temel eğitim ve orta öğretimde. Ancak bilinen o ki ve görünen o ki şu an yaklaşık 40-45 seviyelerinde sınıflar çok sayıda bulunmakta. Yine iktidarınız döneminde 20 bine yakın köy okulunun kapatıldığını biliyoruz. Ve buradan da defalarca köy okullarının yeniden açılması gerektiğini dile getirdik. Son dönemde 2000'e yakın kullanılmayan binanın okul haline döndürüldüğünü ifade ettiniz. Ancak ben soruyorum, kaç tane yeni köy okulu açtınız? Yani sıfırdan bina yaparak köy okulu açtınız mı? 1,5 milyon öğrenci taşımalı eğitimde yaklaşık 14.1 milyar TL para harcanılmakta. Geçtiğimiz yıllarda da çok önemli rakamlarla taşımalı eğitime paralar harcanmıştı. Buralar, başta buralardaki kaynaklar olmak üzere köy okullarına aktarılabilecek önemli ödenekler olduğunu ifade etmek isterim. Özel okul desteğinden vazgeçildiği ifade edilmişti.
Ancak görüyoruz ki bütçede 1 milyar 780 bin TL'lik bir yine kaynak var. Bu hangi amaçla bu desteklemeler yapılmakta? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bakın Sayıştay Başkanlığı'nca hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetimlere önem verdiğinizi ve gereğini yapmaya çalıştığınızı ifade ettiniz ama bunlar genelde hesaplamalarla ilgili. Ben bu çerçevede soruyorum. Madem ki Sayıştay'ın eleştirilerine önem verdiniz, bitiriyorum son cümle. Sayıştay raporunda ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü kadrolarına gerekli koşulları sağlamayan kişilerin atandığı ve yine akademik kadro ilanlarında objektif olmayan koşul ek koşullara yer verildiği ifade edilmişti. Bu konularla ilgili hangi önlemleri, hangi tedbirleri aldınız ve geçmişte yapılan bu atamalarla ilgili neler yaptınız Sayın Bakan? Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, Ay'a gitme planı yapıyorsunuz. Ancak bunun için güçlü bir bilimsel eğitim ve bütçeden büyük bir pay almanız gerekiyor. Atatürk bütçelerde en büyük kalemi eğitime ayırmıştır. Siz ise iktidara geldiğinizde bu yana eğitimin bütçe içindeki payı devamlı azalmaktadır. Genel orta eğitimdeki öğrencilerin sadece %9.66'sı en az bir kere bilimsel araştırma yapmış, sanatsal ve sportif etkinliğe katılmış. Bu şekilde mi Ay'a gitmeyi düşünüyorsunuz Sayın Bakan? Çocuklarımız Ay'a değil, Avrupa'ya gitme hayalinde, bilginiz olsun. Yine çocuklarımızın etkin bir şekilde eğitilmesi, milli ve yerli eğitim diyorsunuz ama maalesef yapmış olduğunuz eğitimde baktığımız zaman öncelikli okullarımızı andı kaldırırız. Yine statlarda yapılan ulusal bayramlarını kaldırdınız. Nasıl millisiniz mi merak ediyorum. Eğitim yazma tahtasına çevirdiniz. Eğik yazı dediniz. Sonra dik yazıya geçtiniz. Teok dediniz. Vazgeçtiniz. 4+4 derken yine oranları düşürdünüz. Türkiye'nin eğitim ortalamasını maalesef iyice aşağı indirdiniz Sayın Bakan. Okullardaki okullaşma ilkokullarda %98.67'den %93.62'ye gerilemiş ki bu da sizin döneminize rastladı Sayın Bakan. Yine bakınız geldiğimiz noktada ülkemizdeki en büyük problem bir tanesi diyorsunuz ki biz Ay'a gideceğiz. Ama Ay'a gitmek için çocuklarımızın matematiği bilmesi gerekiyor. Herhalde bunun da farkındasınızdır. NASA'da çalışan çocukların hepsi matematikler en hızlı ve en gelişmiş çocuklarımız. Şimdi biz çocuklarımıza bakıyoruz. Ne Türkçe'de ne matematikte hepsi sınıfta kalmışlar. Nasıl bir eğitim? İşte sizin sayenizde gelen eğitim sayesinde. 2022 lisede giriş sınavına baktığımız zaman 20 soru Türkiye ortalamasının matematik neti 4.74. Bu oran 2019'da 5.09 idi. Yani matematikte neti düşürdünüz. Çocukların Türkçesine geldiğimizde Türkçe'de kötüye gidiyor. Türkçe net ortalaması 20 soruda 9.22. Bu oran 2019'a baktığımızda 2009'da ise 11.75'ti. Matematikte 143.523 tane çocuğumuz sıfır çekmiş Sayın Bakan. İşte sizin önerdiğiniz Milli Eğitim'in almış olduğu kararlarla gelinen noktada matematik çocuklarımız sıfır çekiyorlar. Ve Milli Eğitim'i maalesef bakanlığınızla can çekişiyor. Şimdi Sayın Bakan bir de Tekirdağ'a gelelim. Tekirdağ'daki okullarımız depremsellikten dolayı yıkım kararı çıktı, güçlendirme kararı çıktı. Koskoca pandemi döneminde doğru düz bir tane daha çivi çakmadınız. Bir tane daha çivi çakmadınız, yattınız, uyudunuz. Ondan sonra geçtiğimiz yıl başladınız binaları yıkmaya, boşaltmaya. Sınıfları birleştirdiniz. Sınıfları 20'şerden oldu, 40'ar, 60'ar, 80'li yaptınız. Ama yetmedi. Tekirdağ, Saray'da, Çorlu'da, Çerkezköy'de, Kapaklı'da, Ergene'de, Süleymanpaşa'da, Şarköy'de, Ayrabolu'da, Marmaris'te bütün ilçelerimizde şu anda okul sorunu var. Tekirdağ'da okul sorunu varsa vay diyorum Anadolu'daki okulların durumuna, işte işler acısı getirmiş oldunuz. Ve diyorsunuz ki paramız var, binaları yapacağız. Ya eliniz tutan mı var? İşte Tekirdağ örneğini verdim. Tekirdağ vergi sıralamasında ilk 8 içerisinde Sayın Bakan. Ama işte almış olduğu hizmete baktığınız zaman %58-60'lara gelmiş. İşte en güzel örneği de geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim aldığı okullar. Okulları maalesef bitirdiniz. Sayın Bakan soruyorum şuradan size ayrıca şunu da. Ya okullarımızda süt projesi vardı. Neden bunu bıraktınız? Zaten aileler yarım yumurtayı iki çocuğa bölüşüyorlar. Ve geldiğimiz noktada çocuklarımız okullara aç gidiyor ama süt kalktınız, süt projesini sona erdirdiniz. Yine 2016'dan bugüne kadar özel okullara kaç para ödediniz merak ediyorum. Yine tam gün eğitim yapılan okullarımızdaki öğrencilerimize öğlen yemeği vermeyi düşünüyor musunuz Sayın Bakan? Yine bak Sayın Bakan, ülke genelinde sınavlara hazırlıklar
amacıyla açılmış. Kişiye özel kaç tane kurs vardır diye soruyorum. Ama şu çok önemli. Atanamayan öğretmenlerimiz var ve dün de çıkarmış olduğunuz o meslek kanunu çerçevesinde 14 tane sendika Türkiye'de eylem yaptı. Artık uyanın diyoruz, öğretmenlerimizi değerini verelim. Atatürk en büyük değeri öğretmenlere vermişti ama siz Atatürk'ün izinde giden öğretmenlerimizi sokaklara düşürdünüz. Ekmek peşinde de ikinci iş yapar hale geldiler ve en önemlisi de atanamadığı için başka işlerde uğraşırken hayatını kıyan o öğretmenlerimizin elleri sizlerin üzerinde Sayın Bakan diyorum. Atanamayan öğretmenlerle ilgili de bir an evvel projeyi öne alarak öğretmenimize atayım. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakanım ve diğer kurumlarımızın değerli başkan ve bürokratları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, bildiğiniz gibi dün eğitim alanındaki 14 sendika taleplerini ve seslerini duyurabilmek için bir iş bırakma eyleminde bulundular. Talepleri arasında kariyer sınavının iptal edilmesi, eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi, yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret, çok da bir lüks bir talep değil. Kamuda mülakat uygulamasına son verilmesini talep ediyorlar. Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımının iyileştirilmesi, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi, öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma, beslenme haklarının sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması talepleri var. Bunları ifade etmek istedim öncelikle. Sayın Bakan, bizler tabi burada bütçe plan ve bütçe komisyonu olarak kamu idarelerinin bütçelerini ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşüyoruz. Siz bir genel bütçeli kamu idaresi olarak sizin bütçenizi ayrı, YÖK'ün ayrı, ÖSYM ayrı, diğerleri ayrı doğal olarak. Ama sizin sunuşunuzda tabi eğitim, toplam eğitim bütçeniz diyerek de ifade ettiğiniz 651 milyar liralık bir eğitim bütçesi büyüklüğüyle eğitime ne kadar çok bütçe ayrıldığını ifade etmeye çalışmanız, yani bütün eğitim bütçelerini konsolide etmeye çalışmanız, görüşmelerimizi sağlıklı sürdürülebilirliği adına pek doğru bulmadığımı belirtmek istiyorum. Diğer kurumların da kamu idarelerinin bütçelerini zaten varsa bir düşünceniz, onları ayrıca ifade ediyoruz. Bakanlığımızın bütçesine baktığımızda yıllar itibariyle artış oranları 2019'dan 2023'e kadar merkezi yönetim bütçesinin artış oranlarının hep altında kalmış Sayın Bakan. Ve bakanlığımızın merkezi yönetim bütçesi içerisindeki payı da sürekli düşmüş. 2019'da 11.84 iken 2020'de 11.45, 2022'de 10.79. Hatta 2022 revize bütçede 7.44, 2023'te de 9.74'e düşmüşsünüz. 2022'deki ek bütçeden aldığınız pay itibariyle birazcık daha da düşük bir düzeyde. Merkezi dolayısıyla bu düşük düzeyde kaldığını ve bakanlığınızın bizatihi faaliyetleri, ki biz şu anda onu bir yandan görüşüyoruz, çok da merkezi yönetim bütçesi içerisinde artan bir bütçe olmadığını görüyoruz. Sizler ne kadar sunuşunuzda bunun eğitim bütçesi adıyla büyütmeye çalışsanız da. YÖK'le ilgili bütçeye baktığında YÖK'ün de 2020'de 9.5, 2021'de bunlar artış oranı, bir önceki yıla göre artış oranları hep merkezi yönetim bütçe artış oranının altında kalmış. Örneğin 2020'de 9.5'luk bir artış bir önceki yıla göre ama merkezi yönetim bütçesi 14. 25.6 2021'de merkezi yönetim bütçesinin biraz üzerinde kalmışsınız ama 2022'de merkezi yönetim bütçesi 30.1, siz 27.2 ve şu anda da 2023 bütçesinde merkezi yönetim bütçesi 155.3, siz 133.3 artış oranında kalmışsınız. Dolayısıyla 3.44 gibi bir orandan düşmüşsünüz. 2022'de ek bütçeden sıfır pay almışsınız. 2022 Haziran'da çıkartılan ek bütçe kanununda.
ve şu anda 3.01'e düşmüşsünüz. Yani YÖK'te üniversite sayısının o kadar artıyor olmasına rağmen toplam bütçe büyüklüğü, merkezi yönetim bütçesi içerisindeki payı sürekli düşmüş Sayın Başkan. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Tabii bu gerçeği görmemiz gerekir. Bir başka konu ARGE. Bu konuya pek fazla değinilmedi ama 2019, 20, 21, 22 ve 23 yıllarına baktım. Cumhurbaşkanlığının bu yıllık programında da bahsediyor. Buradaki tahminler de var ARGE ile ilgili. Şunu görüyorum, gayri safi yurt içi hasıladaki payı ARGE'nin 2019'da 1.07, 20'de 1.08, 21'de 1.13, 2022'de 1.32, 23'te 1.5 hedeflenmiş. Ama ARGE ile ilgili program bütçelerine baktığımda, ki ARGE harcamalarında kamunun payı da %30'a düşürülmeye hedeflenmiş. Yani özel sektörü %70'e çıkarmak gibi bir hedef var. Dolayısıyla 2022'nin gayri safi yurt içi hasılasına oranla normalde ARGE bütçesinin toplamda 177 milyar olması gerekirken ve bunun da %30'u olan kamuya dair bütçesi 53 milyar 180 milyon olması gerekirken ARGE harcamalarında biz bunu nereden görüyoruz? Artık biliyorsunuz bütçeler program tanımıyla da görülebiliyor. Burada araştırma geliştirme yenilik bütçesi 2023'te 18.6 milyar liralık bir ARGE programını görüyoruz ki olması gereken hedeflenmiş olan 1.32'lik gayri safi hasıladaki oranına yönelik olması gereken 53 milyar. Yani o çok 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 düşük düzeyde bir bütçe kaynak ayrıldığını, ödenek ayrıldığını söyleyebiliriz 2023 yılı itibariyle. Oysa ki bakıyorsunuz AB ortalaması %2, OECD ortalaması %2.5'a yakın, Almanya %3'ün üzerinde, İsrail %5'e yakın, Güney Kore %4.5. Bizim hedeflerimiz bile çok düşük düzeyde. Kaldı ki Cumhurbaşkanlığı yıllık programında politika ve tedbirler içerisine baktığımızda ARGE'ye çok önem verildiği ifade edilse de, ki bunun içerisinde üniversitelerin ARGE ekosistemindeki rollerinin güçlendirilmesi, araştırma altyapılarının, araştırmacıların niteliklerinin arttırılması, personel sayısının arttırılması, insan gücü kapasitesinin arttırılması, hatta AB ülkeleriyle olmak üzere ARGE faaliyetleri gibi faaliyetlerinin, araştırma altyapıları, işbirliklerinin geliştirilmesi, gençlerin erken yaşlarda itibaren teknoloji alanında gelişimlerinin sağlanması, hani bu talk diyoruz efendim, o bir tekno neydi, bir Teknofest gibi çalışmaları da hepimizin tabii ki memnuniyetle karşıladığı çalışmalara baktığımızda ARGE'de daha yüksek bir ödenek ve yüksek bir hedefin olması gerektiğini görüyorum. Bunun olmadığını görmek de bana da üzüntü veriyor. Sayın Bakanım, öğretmenleri ve akşam sanat okulu biliyorsunuz resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle ki tanımına göre asli fonksiyonları eğitim çalışanlarının konaklama ihtiyacını karşılamak olan ve Milli Eğitim bağlına bağlı olan bir resmi bir kurum olmasına rağmen bu kurumlarda iki tip, iki statüde bir memur, devlet memurları kanununa tabi ve 4857 sayılı iş kanununa tabi işçi statüsünde personel var. Bununla ilgili bu statü farklılığını ve taşeron uygulamasına yönelik soru önergem karşılığında sizin verdiğiniz yanıt personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı, yani parantez içerisinde taşeron işçi yoluyla işçi çalıştırılmaktadır diyorsunuz. Sizin asli unsurunuz olan bu personelin taşeron işçi statüsünde eşit işe eşit ücret fırsat eşitliği bağlamında çalıştırılması mağduriyetlerini yaratıyor. Bunu gidermenizi özellikle rica ediyorum. Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Bornova ilçesinde bir İmam Hatip Ortaokulu'nda okul yöneticileri tarafından kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflara ayrıldıkları, ayrı katlarda eğitim gördüklerine dair velilerden gelen bizlere, milletvekillerine bir takım rahatsızlıklar var idi. Velilerimiz diyor ki bizim çocuklarımız Milli Eğitim Temel Kanunu'nun genellik ve eşitlik başlıklı 4. maddesi gereğince
din, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açık olması ve hiçbir kişiye aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaması ve karma eğitim başlıklı 15. maddesi gereğince okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esasına göre eğitim almalarını talep ediyorlar. Bir başka konu, ilimizin önemli liseleri arasında yer alan Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi'nde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verildi Temmuz ayında. Bir soru önergesi verdim. Hangi rapora dayalı? Bu raporun tarihi nedir? Oldukça eski olduğu söyleniyor. Pamukkale Üniversitesi tarafından verildiği söyleniyor. Ama raporun tarihini bilemiyoruz. Madem oldukça eski ki 30 Ekim depreminden önce bir karar olduğu söylendiğine göre, bitiriyorum son cümle. Bu konudaki raporun tarihini öğrenmek istiyorum. Bir konuda aynı okul içerisinde hiçbir yeni yatırım yapılmadan bazı bina veya okul fiziki yapıları anaokuluna dönüştürülerek okuldan yararlanan öğrenci sayısının düşürülüyor ve buna bağlı olarak norm kadro yapısı değiştiği için norm fazlası öğretmen ortaya çıkıyor. Bu mağduriyetin de giderilmesini sizlerden talep ediyorum. Okul gıdası logosunun da yerince yerine getirilmesini özellikle rica ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin eğitim sistemi çocuklar ve gençler için, mutlu gelecekler için umutlu olacakları bir eğitim ortamı sunmaktan maalesef çok uzaktır. Her yıl katlanarak artan ve kalıcı çözüm beklenen eğitim sorununa başlayan her yeni eğitim yılı ne öğrencilerin, ne velilerin, ne de eğitim emekçilerinin beklentilerini karşılamadığı söylemek mümkün değildir. Yıllardır okulların fiziki, altyapı ve donanım eksikliklerinin giderilmesi, öğrencilerimizin yurt meselelerini tartışıyoruz. Öğretmenlerimizin atama sorunu, öğretmenler arasındaki ücretli, sözleşmeli, kadrolu ayrımının kalkması gerektiğini, zincir marketlerde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha çok öğretmenin çalıştığını defalarca dile getirdik. Sayın Bakan, özellikle birçok öğretmenimiz 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesini istiyor. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaştan da ödenmesi, tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması gerekir. Kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi, tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile, çocuk yardımının tutarlarının enflasyona göre yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi, öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması öğretmenlerimizin çözüm bekleyen sorunları arasındadır. Eğitimde yaşanan ve yapısal hale gelen sorunlar her ne kadar iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görmezden gelindiyse de eğitim sorunu ekonomik krizden sonra halkımızın en önemli ve öncelikli gündemi olmayı sürdürmektedir. Mevcut eğitim sistemi okulda ve toplumsal yaşamın her düzeyinde rekabeti hizmetin bedelini ödemeyi öğrenci velilerin müşteri olarak görülmesini hedeflerken eğitim sistemi içindeki sınıfsal eşitsizlikler giderek derinleşmektedir. Yaşanan ekonomik krizle birlikte ülkemizde halkın büyük bölümünün asgari ücret ya da asgari ücrete yakın bir ücretle çalıştığını dikkate alındığında velilerin öğrencilerinin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını, özellikle birden fazla çocuğu okula gidecek olan dar gelirli ailelerimizin zorunlu ihtiyaçlarını dahi karşılamadığı mümkün olmadığını görmekteyiz. Bakanlığın bu gerçeklere göre mutlaka önlem alması gerekmektedir. Eğitim ve öğretimde öne çıkan en önemli sorunlardan birisi de öğrencilerin okullardaki beslenme sorunudur. Türkiye'de çok sayıda öğrenci okulda kahvaltı yapmadan gitmekte, yine birçok öğrencinin okulda yemek yemeden günü tamamladığı ve eve döndüğünü görülmektedir. Bu durum acilen çözüm gerekmektedir. Sayın Bakan, son olarak İlim Adana'da kaç köy okulunun kapalı halde bulunduğunu, kaç tanesinin açılmak için düzenleme yapıldığını, açılacak köy okullarının kaç öğretmenin çalışıldığını, yine Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 200 kişinin gözaltına alındığı, devleti 60 milyon lira zarara uğrattığı sorgulamanınla ilgili sonucun ne olduğunu, yine AKP'nin Adana'da düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Söylemi'nde okul servislerinin kullanıldığını ve parasının okul bütçelerinden ödendiğiyle ilgili sorularımı,
Son iki sene içerisinde ekonomik nedenlerle kaç öğrencinin okulu bırakmak zorunda kaldığını, öğretmen atamalarında uygulanan mülakat sistemi ve yapılan usulsüzlükleri yazılı soru önergemle birkaç defa verdim ama maalesef netice alamadım. Ayrıca son olarak Sayın Bakan, Adana'da Suriyeli nüfusunun Türkiye içerisinde en yoğun olduğu 6. il konumunda. Bu durum eğitim ve öğretime de yansıyor. Adana'da bazı okullarda maalesef Suriyeli öğrencilerin Türk öğrencilerinden sayı olarak daha fazla olduğu iddia ediliyor ve birçok sorun yaşanıyor. Bu sorun hem öğrenciler hem öğretmenler arasında çeşitli problemlere yol açıyor. Adana'da son iki sene içerisinde kaç tane yabancı yurtlu çocuk eğitim öğretim görmeye başlamıştır? Bunlardan kaç tanesi erkek, kaç tanesi çok kız çocuklarıdır? Yabancı yurtlu öğrencilerin Türk öğrencilerinden fazla olduğu okul var mıdır? Varsa hangileridir? Öğrenci sayısı kaçtır? Yabancı yurtlu orta öğretim öğrencilerin entegrasyonu için bakanlığınızın uyguladığı projeler var mıdır diyor. Bakanlığınıza bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Orhan Bey. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda sizleri şimdiden bilgilendirmiş olayım. Ömer Fethi Güler Bey, teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Bakan, okullarda eğitimin kalitesi giderek düşmektedir. Eğitimin içerdiği müfredat hafifletilmesi kaliteyi geriletmiştir. Okullarda yeterli bilgiyle donanmadan mezun edilen öğrenciler ile başarı daralmaktadır. Yüksek öğrenim mezunlarından 2 milyona yakın işsizin varlığı yanında mezun olduğu branş dışında çalışanların artışı bunun yansımasıdır. Sayın Bakan, öğretmenlerde özlük haklarını iyileştirilmelidir. Kira, ulaşım, ısınma giderlerine gelen zamlar karşısında maaşlar yetersiz kalmaktadır. Sosyal faaliyetler öğretmen için hayal olmuştur. Öğretmenimizi mutlu kılacak haklar yaratılmalıdır. Okullarında sorunlar artmaktadır. Okul bahçeleri park gibi olurken geçmişte şu anda bakımsız kuruyan ağaçlar çimlerle sahipsiz konumdadır. Köy okullarını açacağını söylüyorsunuz. Köy okullarının çoğunu yıktınız, harap ettiniz. Kaç köy okulu kapalı sayısını dahi sorduğumuza cevaplandıramıyorsunuz. Sayın Bakan, öğretmenler arası kadrolu, sözleşmeli, vekil ücretli gibi tanımlamalar bitirilmeli ve tüm öğretmenler kadrolu olmalıdır. En az 100 bin öğretmenin ataması sağlanmalı ve sözleşmeli öğretmenin sorunları çözülmelidir. Okul öncesi öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilip çalışma saatleri düzenlenmelidir. Bakanlığınıza bağlı halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri ekstra ücret karşılığı olarak herhangi bir statüye sahip olmadan çalışan eğitim emekçilerinin durumları iyileştirip statüleri tanımlanmalıdır. Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunun desteklemesi projesi kapsamında görev yapan uygulamada 657 koşullara tabi ücret ve kadroda ise proje elemanı sayılan PİKTES öğretmenlerinin kadro hakkı verilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nda her iki ay işsiz bırakılan, her yıl iki ay işsiz bırakılan daimi işçiler sürekli işçi kadrosuna alınıp 10 ay işe 2 ay işsiz uygulaması yerine sürekli çalışmaları bakanlığınız girişimleriyle sağlanmalıdır. Yüksek öğrenimde 2021-2022 öğretim yılında üniversitelerde ön lisan ve lisan prom kontenjanları dolalık olanı nedir? En çok hangi üniversitede kontenjanlar dolmamıştır? Kontenjanın yarısı dahi doldurmadan üniversitelerin varlığı doğru mudur? Bazı üniversitelerde öğretim eleman sayısı, öğrenci sayısı denk olduğu ifade edilmektedir. Neden? Özellikle yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin denklik sorunları ile ilgili başvurular almaktayız. Bu bağlamda daha kapsayıcı ve yurt dışı okul öncesi öğrenci bilgilendirici çalışmalara ihtiyaç görülmektedir. Geçtiğimiz yıl Suriyeli okulu öğrenci sayısı 839.735 öğrenci ve 423.956 okullaşmayan öğrencinin bu yıl durumu nedir? Bu çocuklardan kaçı ülkemiz vatandaş noktasına ermiştir? Kanun teklifi verdiğimiz soru önergeleri gündeme getirdiğimiz öğrenci affına sıcak bakmayan yönetimimiz seçim geliyor diye affı getirdiniz. Aftan kaç öğrenci yaralandı? Kaç öğrenci farklı nedenlerle ilişiği kesilenlerden aftan yaralanmayan oldu? Bu verileri de açıklar mısınız? Çocuk yaşta ekonomik kriz nedeniyle okulsuz kalan çocukların eğitimi içinde alanlarda hiçbir çalışma göremiyoruz. Mevzuatı anlatıyorsunuz ancak gerçekte özellikle tarım işçisi çocukları ve küçük yaşta bedenleri ağır yük yükleyen çocukların eğitimden kopuşu karşısında yapılan bir çalışma yalnızca kağıt üzerinde var.
öğrencilerin beceri eğitimi adı altında staj bahanesiyle ucuz işçi olarak çalıştırmaktadır. Bu gençlerin sosyal güvenlik kurumuna iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta yaptırılmaktadır. Emekliliğe esas yaşlılık sigortası ise başlatılmamaktadır. Bu haksızlığın giderilmesi için bakanlığınızın bir girişimi olacak mıdır? Okul kantinlerinde nişasta bazı şurup, sentetik tatlandırıcı gibi çocuk sağlığı üzerine olumsuz etkileri tartışan ürünlerin satılmasına izin verilmekte midir? Besin alerjisi, obezite ile mücadele, taklit ve taş ürünler konusunda bakanlığınızın özel bir denetim çalışması var mıdır? Madde bağımlılığı ile ilgili okullarda tarama yapılmakta mıdır? Bu öğrenciler için psikolojik destek sağlanmakta mıdır? Üniversitelerde Türkiye Gençlik Vakfı rektörden daha etkili konumda işlerlenmesi öğrenciler arasında olduğu kadar bazı iktidara yakın kitle örgütleri tarafından dahi eleştiri konusu olmaktadır. Bir tarafa sınır kapı aralanırken farklı görüşe kapıların kapatılması geçmişte acı derslerde yaşanmış olumsuzluklara zemin yaratmıştır. Üniversitelerin bu bağlamda ötekileştiren uygulamalardan uzak durulmasını doğru olduğunu düşünüyor. Bu konuda YÖK'ün değerlendirme kapsamına almasını temenni ediyorum. Bütçeniz hayırlı olsun diyor. Eğitim emekçilerini de saygıyla selamlıyor. Onların sorunlarının dikkate alınmasını da özellikle önemsiyorum. Teşekkür ediyorum.